That thing I referred to earlier? Well, it's happening, and it will destroy us all. You send your rifle. Someone has to stop this thing. And that someone is you. You didn't think it would be that easy, did you? Person who can stop this thing. You are that person. Now take my hand! Run! For every action. Gel buna bak. Artı 12. Perfect itemler. Tek aksesuarı da ben kovalamı isterdim. En kötü sarı bir kovalama itemi de olabilirmiş. Ama bizim saygı 12 dediğimiz arkadaşın ki daha iyi geldi bana. Aha bu saygı 13. Bununki daha iyi geldi bana. Ama benim acizane fikrim tabii ki ruhum T4'ü ile kullanmak her türlü daha iyi. Yoksa şeyin altından çıkamıyorsun. Şu canavarın maliyetinden çıkamıyorsun. Ya bunun yerine şöyle de yapabilirdi. Bak bu da çok mantıklı bir item. Sezon 1'den beri oynayanlar bunu fulleyebilir. Her sezon Mithril ceketini de alabilirdi. Ben hatırlıyorum sezon 2'de 2 yıldız yapan vardı. Sormuştum hani. Neden, bunu nasıl 2 yıldız yapabiliyorlar? Daha bir kere alabiliyorduk. Alt üstü şeyden. Kutudan da çıkmıyor. Meğersem oyun bana döndü şey dedi. Handan geliyor dedi bu. Adam o kadar hana vermiş ki elmas. Handan iki tane alıp iki yıldız yaptı. Yani altını iki yıldız yaptı diyor. Ya bir yıldız daha doğrusu bir yıldız daha vermişti. Daha o mitril çeki çıktığında adam iki tane mitrili vardı öldüm. Hem birinci sezondan almış, ikinci sezonda da Handan çıkarmış. Sadece Handan düşüyordu. Şimdi şeyden düşüyor, sandıktan düşüyor. Dediğim item bu. İşte perfect. 10 numara. Saygı 25. Verilmesi gereken her şeyi vermiş. Bir de şu ruhun T4'de olsa. Tamam, bitti. Aslında olmasına da gerek yok. Çok masrafa giriyor. Zaten buradaki en önemli şey bizim koca çekici. Alt özelliği ve o orduya verdiği buff. Zaten savaş canavarın aldığı 60 hasar. Aslında çok böyle öküz gibi bir hasar farkı olmuyor. Bunu 6 olarak da hesaplayabilirsiniz. Bunu ortalama matematikte hesaplarsam aslında bu 6 bir ya 6'ya denk geliyordur büyük ihtimal. Hani normal şey biriminde. Çünkü sonuçta bu 4 birim olarak sayılıyor. Bu 100 birim olarak sayılıyor. Yani nereden baksan dediğime denk geliyor hani. Zırhta mitril çeketi oldukça en mantıklısı. Diğerleri de var tabii. Menzilli bilimlere buff veren ve yakma hasarı ve zehir hasarı %-30 alt özellikle. O daha mantıklı aslında. Tabi adam bunu fullemiş. Bozamaz. Bozmasına da gerek yok. Bu da ikinci olarak tavsiye ettiğim item. Zaten hani bunlar bizim kasacak bütçemiz yok. Ama velakin ben en iyilerini gösteriyorum. En ideallerini de göstereceğim. Bu da en ideal mitri çeketimiz. İkinci. Birinci de. Diğer dedim. Ordu menzilli birimleri artı 3 veren dedim. Bu zaten en iyisi. İki tane verilir. Bir tanesi bu. Bir tanesi de mor yay. Dedik. Bu bir. Bu o mor yay 2. Burada dediğimiz gibi diğeri ordu menzilli birim artı 3 verip eksi 30 zehir ve benzeri hasarları. En güzel kafalık avcının kılavuzu. Bundan bir iyisi yok. İlk 400 zaten biliyorsunuz delilik. Stun yok. İlk 4 turda yapacağını yapıyor. Delilik yemiyor. Zaten ilk 4 tur sen %100 delilik yemiyorsan birimlerin ölmeyecek. Senin zaten ork şeyin okçun
4 turda 100K hasar atıyor. Tamam mı? En kötüsü. En kötü şey diyorum ya. İtemli olan adamlar. En kötüsü. 100K hasarını atıyor ilk 4 turda. En kötüden basıyorum. En iyisi atar. Bayağı atar. İlk 3 turda bayağı atar hem de. Ne 4 tur bile değil. Bir turu da sil. Ne oluyor? Senin yanındaki birimlerin direkt ölüyor. Tamam senin ölmesin. Orkçun ölmesin diyelim ama deli kedin de senin attığını öldürdü. Senin canavarını bile öldürür. Direkt tek de iki turda öldürür. Öyle bir hasarı var çünkü çok az koyuyorsun ya şeylere, diğer birimlere. 3, 4, 5'te, 6'da, 7'de kim koruyacak bu birimi? Kimse koruyamayacak. Direkt karşıdaki 3 birimin ve komutanın hasarı direkt bu okçuya gelecek. Okçu da çok zayıf. Canı ve savunması tabii ki bu savunma 36 şeyden geliyor. O yüzden çok yüksek gözüküyor. Ölecek. Yani okçu direkt öldü. Bunu bir unut. Burada okçu öldüğü için Cici. Hemen 4. 5. 6. turda bitiyor. O yüzden delilik çok mantıklı. Tabii Isildur gibi başka aptal demeyelim. Dengesiz şar olduğunda hani Isildur dengesiz demiyorum hani verdiği buff deliliklerden dolayı dengesiz olduğu için direkt bu birim bu savaşta infilak olur. Bu yüzden delilik ilk 4 tur en güzeli. Zaten Palantir bu konuda en iyisi. Item olarak Sunu'da. Bu arkadaş her şey 4 4'lük. Mithril Çekirdeği de ben 1'e koyuyorum aslında. Bunun hani diğerinde yapsa da bir şey fark edeceğini sanmıyorum. Zaten bu bitmiş. Yani bu en iyisi. Beğenelim. Diye düşünüyorum. Düşünmüyorum öyle zaten. Bence bu en iyisi. Verebileceği en mantıklı. Yani Mithril'i değiştirirsen hani çok şey varsa hani 4 4'lük diyorsan bence Mithril değişir. Yetenekler doğru. Zaten 2 level sonra 2 level daha alsa bir tane buna verir. Diğerine kime vereceksin anladın mı? Şurada yana bir tane daha verir mi? Yok vermez. Gerek yok. Şu 4 taneyi açmış. Canavar. Ölmüş. Yani canavarı canavardan buradaki %90 zehir hasarı oluşturur. %30 şansla %90 zehir hasarı oluşturur. Bu da zaten bizim ork birimlerin saldırıda bir defalığın ekstradan zehir hasarı vurur. Yani bu birimin zehir vurduğunu biliyoruz. Oyundaki zehir işlemi nasıl işliyor? Onu da anlatayım. Şimdi fiziki hasar verdiğinde anlık hasar verirsin. Ama zehirde benim mantığıma göre raporlarda okuduğumda böyle bir şey demiyor hani üzerinde bir kanama var deyip devam ettiğini okuyamadım. Ama tabii bu bize hani biz ne kadar raporlara baksak da bu oyunda şöyle bir mantık olduğunu düşünüyorum. Bu Morgul arbaletçilisi menzilli birimlerinde hani ya da herhangi bir birime vurduğunda 3. turda diyor ki 3K hasar at 3 birini yani 100 birimi öldürdü diyor. Ama aslında o 100 birimin 80 birimi yaşıyor, 20 birimi yaşamıyor. Bunu tur başı öldürttürüyor yani. O zehir aslında bu işe yarıyor. Anlık hasar değil. Birimlerin kent yani biz oyundaki şeyleri görmüyoruz hani o bütün hepsini hiçbirlerini net olarak görmüyoruz. Yani o savaş nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bunu 3 turda öldürüyor ama. Zehir o birimlerin 3 turda öldürüyor. O yüzün 3 turda öldürüyor. Ama 2. turda da damage atıyor. 3. turda da. Bunu fiziki hasar olarak atsaydı 50 kişi öldürecekti ama. O tur. Ama bu zehir attığı için 100 kişi öldürdü. Ama 3 turda. Bu mantıkla ilerliyor. Ben bunun araştırmasını yaptım. 50 tane rapor okudum. En mantıklısı bana böyle geldi bu zehrin. Damage anlamında ne işe yaradığını. Böyle anlatabilirim. Burada Sunid'in en böyle pof şeyini anlattık.
Burada en pof poflu Sunit nasıl oynanır? Paramız varsa ne yapmamız gerektiğini anlattım. İkinciye geçiyorum. Biraz hastayım. Şimdi Sunid'in abi ben oyuna fazla para yatırmak istemiyorum ama en güçlü komutan. En güçlü komutana sahip olmak istiyorum diyorsun. Tamam. Sana en güçlü komutana sahip olmana sağlayacağım. Bu videonu çekme amacım da en güçlü komutan ve en ucuz bütçeyle yapılabilecek komutan tabii ki Sunid.